Hülya Koçyiğit esasında yıllar 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 öncesi Anap'tan İzmir Milletvekili adayı olmuştu. Seçilemedi. E, bilmiyorum burada koysaylardı seçilirdi herhalde. Yani Hı -hı. AKP koysaydı. Bilmiyorum yani onun şeyinin ne olduğunu bilmiyorum ve çok da üzgünüm esasen Hülya ile ilgili. Çünkü sevdiğim bir kadındır benim Hülya Koçyiğit. Tanışıyor musunuz? Tabii tabii beraber çalıştık yani 83 Hı -hı. yılında Derman diye bir filmde oynadık. Çok merhametli, iyi yürekli bir kadındır ama ben gerçekten onu seven biri olarak çok üzgünüm yani şu anda. Hı hı. Çok üzgünüm. Neden böyle bir seçim yaptı bilemiyorum. Yani hala mesela durmuyor. Halen geçen gün e, demokratik bir ülkede yaşadığımızı söyledi mesela. Ay, i̇yice ben sinirleniyorum ama çok da üzülüyorum bir taraftan. Şimdi dört yapraklı yonca değil mi? O, şimdi hiç kimse Sinemada yani bizim bu meslek şeyimiz için hiç kimse ben her zaman söylüyorum. Hiç kimse Hülya Koç'u, Türkan Şoray, Filiz Akın, Fatma Girik bu dörtlü Aha. kadar, Kadir İnanır, Tarık Akan, Kemal Sunal kadar şöhret olamayacak bu ülkede. Hiç kimse böyle bir şöhreti yakalayamayacak. Partiler üstü falan bu insanlar. Yani biz öleceğiz, biz yani sonraki kuşaklar bu insanların filmlerini seyredecekler. Çünkü sinemanın bir ölmezliği var. Ama orada şöyle bir şey var, ihalelerden bahsediyorlar. Şimdi diyelim ki Hülya Koçyiğit'in oğlu İşte damadı, mamadı yani, yani o niye o işlere girmiş bilmiyorum. Sen yani Hülya Koçyiğit'sin ya. Şimdi bilmem başbakan şunu bunu olan adamlar sen oynarken sokaklarda şey oynuyordu, misket oynuyordu falan. Öyle mi? bakmamış, bakmıyor yani. Evet. Gerçekten çok üzgünüm.